Tabii. Sevgilin cep telefonunu karıştırıyor mu? Oo. Şöyle dürüstçe cevap veriyorum. İsterse karıştırsın, isterse karıştırmasın. Ben dedim ya, az önce de söylediğim şey güven. Ya benim ondan kaçacak ya da saklayacak hiçbir şeyim yok ki. Karıştırıyor mu, karıştırmıyor mu? Karıştırmıyor. Danilo. Bu hep yalan dolan ama. Ha. Yazıyor ha, bu yazıyor. Bir şey, o karışıyor, o her şey bakıyor, her şey yapıyor, her şey o. Hiç sen bakıyor tabii ki de, karışıyor, karışmıyor. Her şey yapıyor zaten. Yani kötü bir şey değil abicim. Niye? O benim eşiğim. Benim yarım hayat. Ne yapabilirsiniz ya? Hiç kaçırma. Hiç kaçırma. Bir şey söyleyeceğim Danilo. Danilo, senden gelen mesajlar eşinden geliyor mu? Nasıl oluyor? Sen ya, bana sürekli öyle. Türkçesi çok iyi oluyor. Mesajları var ama öyle bir Türkçe yazıyor ki. Dedim ki yani bu adam nasıl bu kadar güzel Türkçe yazıyor? Herhalde başkası yazıyormuş. Eşin yazıyor mesajı. Ya öyle bir şey var, öyle bir şey var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Telefonu karıştırmak değil. Röntgen filmini yenge böyle. Senin no, röntgen no. filmini ışığa tutup sana bakıyor. No, bak. Bırak telefonu. Abi, Robby'den ben utanıyorum. Robby'den utanıyorum. Çünkü Robby inanılmaz Türkçe konuşuyor ya. Ben ne zaman cevap veriyorum ya. Abiciğim, ne yapıyorsun? o zaman söylüyor eşim, gel burada. Sen Robby cevap yersene. Anladın mı? Belki önemli bir şey anlatacak. Belki önemli bir şey anlatacak. Eşi... Bırak ya. Tabii gide. Yok yok ama aladım açık abiciğim, açık, hiç bir sorun olmuyor ya. Yani aşkı bu ha, aşkı bu. Bak böyle şeyler karışıyorum, karışmıyorum, korkuyorum, korkmuyorum, kıskanıyorum, kıskanamıyorum. Bu aşk bu değil, değil ha, bu değil. Açık, her şey var, her şey içinde. Aşkı bu işte. Çünkü siz kapı koyuyorsunuz, böyle aşk değil ha. Tabii bir şey yok yani. Monaki bir şey söyleyecek bu konuda galiba. Ben Danilo soracaktım, sen karıştırıyor musun acaba? Oo, güzel soru. Hadi bakalım şimdi cevap ver. Karıştırsa da anlamıyor ki. Ama Danilo gerçek söyle yoksa. Abicim yemin ediyor ha, bu ne diyor? Ben tam anlamadım ki. Sen diyor eşinin telefonunu karıştırıyor musun diyor sana. Ben eşimin şifre bilmiyorum. Sen şans yok yani. Ben iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen her şeyi vermişsin. Bırakmışsın her şeyi. Tabii ama eşim bana oğlum verdi. Ne verdi? Bir tane çocuk verdi yani. Oo. Her şey ya. Maşallah! Okey. Emrah sen eskiden kız arkadaşın vardı diyelim. Yakaladın mı? Ya işte şimdi şöyle oluyor hani mesaj geliyor falan. Hani sen de hani kim olduğunu bakmak istiyorsun hani haber vermek için hani bu mesaj attı diye. Açılmışken gözüm kayıyor yani diğer mesajlarda mesela. Öyle. Bak nasıl bekliyor gördün çok mü? Çok iyi cevap verdin. Evet. Açılmışken diğerlerine de baktım böyle. Yani. Üç hani belki okumamış mesajı var falan. Belki onun gözüne çarpmadı falan. Tabii. Değil mi? Tabii. Neden olmaz? Yani sen karıştırdın. Yani karıştırmışlığım var. Öyle demez ama ya. Bakmışlığım var sadece. Karıştırmak başka. Bir şey aramaktır orada. Ama böyle toprak bebek böyle gibi ya. O taş bebek toprak anlamadım ya. İşte o ters oluyor anladın mı? Bu yakışıklı ya. Baksana yakışıklı bak. Anladın mı? Ters oluyor. Yani normalde kızlar seni kıskanıyorlar değil mi oğlum? Seni karışıyorlar, tabii. Seni bakıyorlar. Yakışıklı ya. Ya adama taş bebek diyecek, toprak bebek dedi. Toprak dedi, seramik diyecek. Toprak bebek ne ya? Benziyor işte yani. Taş bebek. Taş bebek gibi ya. O taş, bu toprak, o şey. Kötü bir şey değil la. Kötü bir şey değil, değil mi? Küfresi değil, yok, değil mi? Yok canım, küfür değil ya. Antonio Stokes. Amerikalı adam kız arkadaşının ya da eşinin cep telefonunu karıştırır mı? Hayır. Sen karıştırdın mı? Hayır. O seninkini karıştırdı mı? Biz zaten şifremizi birbirimize veriyoruz. Ne yapıyorsun sen arkamda? Bak Danilo. Bak şimdi Danilo, bir dakika. Danilo bunları yutamıyor. Tamam mı? Çünkü farklı yerden geldiği için. Danilo hiç inanmadı sana biliyor musun? Çünkü o öyle. Onun yapımı öyle. O şimdi söylüyor ya ben karıştırdım falan. O tuvalette gidip gizli gizli karıştırıyor.
Bak, tam Amerikan. O diyor ya, eşinin şifresi yok falan filan yok. O bana anlattı da şey yaptı ya, gidip maildan gördü, buldu şifreyi, karıştırıyor, o biliyor. Bu tam Amerikan, biliyor, tam evet. Yalan. Amerikanları yalan ha. Aslında İtalyan. Oğlum bir dakika. Biz hep beraberdeyiz. Antonio ev gitti. Tamam mı? Ha, evine gitti. Evine gitti. Anne geldi. Antonio annesi geldi. Anne çok selam söylüyor. İnanılmaz şeker bir kadın. İnanılmaz süper. Bana ne, biliyor musun ne söyledi bana? Ne dedi? Söyleyeyim mi? Hadi söyle. Yani, yalan söylemiyorum. Sen de orada. Hadi, tamam. Söyle hadi. Danilo biliyor musun ne? Anne ne oldu? Ne söyle bana. Dişi Antonio programda hep yalan söylüyor. İnanılmaz kıskanç bir adam. Bir dakika. Bir dakika. Neleri yalan söylüyormuş mesela? O birinci bölümden ya. Evet, adam inanılmaz kıskanıyor. Bana da kıskanıyor yani. Aynen o diyor. Kadar yani. Başka ne söyledi annesi? Sonra oraya gidiyor böyle bir... O da taş erkek gibi yapıyor ama yumuşak yumuşak. No. Yumuşak yumuşak. Sıcak bir adam ya. Tatlı bir çocuk yani. Peki biz şimdi birinci bölümde Türk halkını mı kandırdık burada? Ya. Yalan söylüyor. Arkadaş yalan söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bak çayı bak. Doğru söylüyor. O Koreli bu yalan öyle. Söylemiyor. Hatta dedik. Dur. Bak. Hatta bir dakika. Hatta Antonio'nun annesi dedi ki ama oğlum biliyorsunuz anaokulun öğretmeni öyle olmak zorunda falan dedi yani. Hadi ya. Estağfurullah. Şimdi açıklayayım. Açıkla bakalım. Tamam açıklayacağım. Hadi bakalım. Annemi kıskanıyor. Yani kıskanıyordum. Babam 12 yaşında vefat etti. Bir Allah erkek gördüğümse tepki veriyordum. Ben onu kıskanıyordum, sevmiyordum. Bu da şimdi bunlar hepsi sarıldı ya. Dokunmadan yani anneme bu kadar çok. O derece. Yani, öyle yaptı ya. Ciddi misiniz ya? Benim abim ve validem. Paylaşamıyorsun yani. Bu da fena. Yok ama şey. O benim validem ya. O benim annem ve babam. Kimse ona dokunamaz. Vay, o benim şeyim. Onu kıskanırım. Tepki gösteririm. Sıkarım. Topuk muydu? Benim yok. Değil. Ekmek var orada. Topuk yok. Ekmek var. Dileğine. Dileğine. Burada. Olur. Peki Andrei sen cep telefonu karıştırır mısın? Yani çok karıştırmam. Ya. Ne demek o çok? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani %100 güveneceğim diye bir şey yok yani. Yani düz güvenmez misin sen? Yani güvenirsin tabii ki ama kontrol edersin. Yaptın yani. Tabii o bir şey. Yedim bu haltı. Hayır yani yedim değil sadece öyle. Ben şahit oldum. Tabii ki şahit nereden oldun sana? Ben şahit oldum. Yani gidip de durduk yere telefon kontrol edeyim bilmem öyle bir mevzu yok tabii ki yani. Yani söz konusu olamaz yani. Çünkü peki bling diye bak mesaj düştü mesela orada telefon duruyor. Ya çok umursamam çünkü güvendim için. Açıp ama bakar mısın? Benim telefona genelde hep bakılıyor nedense. Ha. Yani şifre artık parmak şeyi onu bile okutuyorum. Hani açılmasın diye şifrelere böyle 500 şifre değiştiriyorum sürekli. Çünkü bir kere yakalandım. Ciddi misin? O zaman sen aldatıyorsun ama demek ki yakalanıyorsun. Dur daha bitmedi ki muhabbetim. O da ona itiraf ediyordu. Aynen. Bir anlatsın bakalım meramını. Hayır şimdi biri yazdığı zaman hani çok kıskanç oldukları için bazı bayanlar her şeyi yanlış anlıyorlar. O yüzden sen açık istediğin kadar açıkla ama onların istediği zaman yani onlar istediği gibi anlar var. Anladım. Kesinlikle. O yüzden sen orada kalıyorsun. Yani nasıl yani falan öyle böyle şey yani bir de inanmıyorlar yani. Telefon var mı? Yok mu bu? Yapmayın Allah aşkına. Şimdi bir telefon kullanayım. Öbür tarafta yedekte başka telefon tutayım. Ona havuç gibi atayım. O onunla uğraşırken ben burada telefon kullanayım. Bu vay. Arkadaş yani ciddi ilişkisi olmayan herkesin yaptığı bir şeydir. Bir dakika. Hayır ben değil. Ben değil. Yok yahu. Ben değil oğlum. Yok. Bir saniye üstüme oynamayın. Ben değil. Manyak mısın sen oğlum? Bir arkadaşın. Ama bir arkadaşın değil mi? Birisinde kesin yedek telefon var. Ya vardır bu çünkü. Bizde zihniyet olarak yok mu abi böyle bir şey? Hepiniz yok. Var mı? Dur daha bana gelmedin. Ben bak de... bu mesela senin evet. Kız arkadaşın onu karıştırmış ya. Evet. Yedekte bir tane telefon tutsaydın mesela çok ciddi olmayan aklıma bir ilişkiden bahsediyorum ama. Bu sana yol. Bundan sonra bunu kullan. Zaten kız arkadaşın. Güzel fikir. Siz evli miydiniz? Ben kendi adıma söyleyeyim. Bizde her şey açıktır. Her şey telefonlar durur orada falan. Bakan bakar, bakmayan bakmaz. Bilmem de yani karıştırdım. Var ama bu işi yapmak için tam tersi bir kafa lazım. Çünkü çok kötü bir şey. Tabii. Sinan'ım, masa takayla devam edelim. Başına geldi mi öyle enteresan bir hadise? Telefon karıştırma vesaire. Yok ya ben öyle bir şey yapmıyorum kesinlikle.
Gerçekten yani eşimin cep telefonu falan hiç bakmıyorum. Ya, o bakıyor mu? Bakıyor. Bakıyor değil şöyle. Ya ben Karadeniz kadını affetmez. O sülale bakar senin telefona. Evet şöyle. Yani ben böyle mesajlaşıyorum mesela. Din 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 diye böyle sesi geliyor. Mesaj geliyor. Öyle mi geliyor senin telefona? Evet. Din diye. Çok kötüymüş. Yani yapsın. Yani konuşsun. Ben yani bir şey ama sen şimdi şöhret oldun. Mesela daha çok kontrol aynen ediliyor mu acaba? Ya öyle bir şey yok ya ben ya eşimde güveniyorum bak, ben. Bak korkuyorsun. Ya bir dakika. Yakalandı galiba. Kılıbıksın sen. Bu program başardıktan sonra biraz dikkat etmeyi başardı gibi eşim. Şöyle ha. Ben böyle mesela tamam devam ediyorum. Mesajlaşıyorum ya. Böyle gerçekten yani soruyor. Masataka kimden mesaj geldi? Kimden mesajlaşıyor musun diye. Yok. Bu kadar tatlı mı soruyor bunu? Tatlı mı? Tatlı mı geliyor? Bana çok korkunç geliyor yani. İşte. Masataka. Bence gerçeğini yap. Nasıl soruyor? Ya aynı böyle. Masataka. Kim ile? Mesajı rastlıyor. Mesajı rastlıyor. Ben böyle biliyorum. Japonları adam çok güçlü. Kadın orada sus. Orada köşeden hiçbir şey söylemiyorlar. Ben öyle biliyorum. O Japonya'da oğlum. Kastamonu burası ya. Değil mi? Kastamonu. Bak Daniel abi şimdi kaç sene ya? 2015 ya. Dünya değişmişti demek ki. Japonya da değişti. Ya işte herkes de. Ama o kadar değil yani. Ya değişti ya. Bir samurayın çırpınışları. Türk kadınlarla asla yarışılmaz bence. Türk kadınlarla asla yarışılmaz. Tabii ki. Çok. Nasıl yani? Ne anlamda? Çok güçlüler ya. Çok gerçekten güçlüler. Tabii ki. Ha, Türk kadınları yani, evet. Sana göre dünyadaki en güçlü kadın. Evet. Tabii. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bir de şey. Şimdi Ayşe anlatma amacımla değil ama antrenmanlı olduğu için beyefendiler yedek telefonlar, Facebook'lar, bir şey söyleyeceğim. O kadar çünkü bilmem. Sosyal konuştular ki mutlaka yapanınız vardır diye düşünüyorum ben. Yok işte bizde yok birader. Senden kaynaklanıyor. Hayır bende de yok. Sen yaptığın için bize yansıtıyor. Ne alakası var? Biz de çevremizden böyle şeyler görmüyor muyuz? Hayır. Görüyoruz. Hayır. Onu söylüyorum. Alkış. Bir argın. Yok mu kimse? Bak bir tek sen. Ya ben dünya üzerinde bir tek benim mi aklıma geldi bu? İkinci telefonu ilk defa duyuyorum ya ben. Vallahi. Ya. Şimdi burada bir 500 kişi falan var. Evet. Okey erkekler diyeyim ki yarısı. Biz sohbet ederken kaç kişinin aklına geldi yedek telefon? Bakalım. Ya bütün erkekler işte. Bayağı. Abla bile, lan, abla bile el kaldırdı. Abla bile el kaldırdı. Danilo, mikrofon nerede? Oğlum. Mikrofon nerede? Danilo, kusura bakma. Oğlum. Kusura bakma. Gel burada. Danilo anket bu, mi? Bir şey söyleyebilirsiniz. Bu, ben oğlum soruyorum ya. Adam 80 yaşında ama. Ayıp olmaz ya. Seni seviyorum abi. 80 yaş mı? Danilo. Okey. Söyleyeceğim mi? Hanımefendilere bak elini kaldırdı. Ben diyor yedek telefon yani, akıl ettirim. Yok 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 Dani. Yukarıda bak. Yok. Buradaki hanımefendi. Sen uzatabilirsin. Burada. Uzatabilirsiniz. Evet, yedek telefon. benim başınıza sevgilim mı geldi böyle bir şey? Evet. Bak gelmiş gördün. Sevgilim başına kullanıyordu gelmiş ve belirli bir zamandan sonra evli çıktı. Ya. Bak. Açıklasana. Hadi açıklasana. İki tane vardı. Evet. Son çıkarma değerlerden ikisini kullanıyordu. Yani hiç karıştırmıyordum. Aynı şekilde o da benimkini karıştırmıyordu. Bu yurt dışında zaten. Bu da yabancı. Yok, Bursalı. Bursalı, tamam. Belirli bir zamandan sonra oldu yani. Türkçe benim gibi ama. Senin Türkçeyle yarışır. Peki, geçmiş olsun diyelim o zaman. Peki Dani. Var başka kimse. Bak bu tam sana, bu Konyalı biliyorum. Kim Konyalı? Ana, Konyalı. Sen Konyalı değil mi? Yok hanımlara soralım. Gel o zaman sen istemiyorsun. Kusura bak. İstemiyorum. Dani bak, Dani ne güzel bir hanımefendi. Ne güzel ama bu Türkçe biliyor musun? Ha, benimki biliyor mu? Türkçe biliyor sen tut, ya. Sen mikrofonu tut. Ben mikrofonu tutacağım. Zorlanıyorlar ya. Sorar mısın? Sorabilir miyim? Size karıştı mı? Evet, sor. Sor. Çok karıştı. Pardon, ben tutayım mikrofonu. Okay. Ama sizin Türkçe güzel ha, bayağı da güzel ha, aferin. Sizde karıştı mı bir yere telefon? Daniel, evet dinleyelim ama hanımefendi dinleyelim. Dilenebilir miyim? Çok karıştı. İnanılmaz. Evet. Siz güzel bir hanımefendisiniz ve sevgiliniz çok mu karıştırıyor?
kıskançlar çok çok var yani. Çok mu karıştırıyor sizi? İnanılmaz. Ne yaşadınız mesela? Ya yani kızmıyor musunuz o cep telefonunuzu karıştırdığında? Çok kızıyor. Vallahi. Ben de karıştırıyorum zaten. Yapacak bir şey yok. Karşılıklı yani. Şey. Aynen. Çok zor. O halde kusura bakma. Dani. Manuel, senden de o cevabı alalım. Benim eşim telefon kullanmıyor. Aa. Evet. Bu nasıl galiba ya? Son Mohikan gibi. Yani son. Yani işte kullanmıyor ve istemiyor. Ben dedim ya canım, sen de bir telefon al, ben seni arayayım, neredesin aşkım, buradayım aşkım falan yapalım. Yok diyor, istemiyor. Televizyon var mı evde? Eşim iş yapıyor. Eşin... Dumanla mı anlaşıyorsunuz? Hani bir hayır, beni arıyorlar. Öyle mi? Pardon mu? Beni arıyorlar. Ben hep diyorum, şu anda müsait değil. Allah Allah. Ama Manuel böyle, başka bir adam, farklı bir adam. O başka bir zaman yaşıyor. Adam komple... No, dinozor mu diyorsun? No, dinozor. No, süper. Valla adam evet. Böyle sanatçı, böyle doğal, böyle güzel. Aferin, valla yani. Ben seni seviyorum Manuel, açık söyleyeyim şimdi. Ben de seni seviyorum Danilo. Ben seni seviyorum Manuel. Seviyorum. Hayatta böyle bir adam bulamak için çok zor abiciğim ha, sana söyleyeyim ha. Düşün, ben bir yere gidiyor, eşim gibi bir yere gidiyor, ben kontrolsüz. Kontrolsüz, bilmiyorum saat kaç gelecek, ne zaman gelecek. Hemen onun bir arkadaşının telefonunu alıyorsun, ona oradan ulaşıyorsun falan. Ha, öyle bir şey yapıyorum evet. Peki. Ama hep bulamıyorum. Böylece telefon olmadığı için karıştırma derdi de yok. Ya Ozan diyorum ya, hepsi ortada. Yani hepsi benim ortada. Evde yani sosyal medya, telefon, her şey ortada. Okey. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetinin dili. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak patlak.